piyasaya bakış devam ediyor. GCM e Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la birlikteyiz bu bölümde ve bu bölümü açarken Amerikan endeksleri de güne başladı. Hoş geldiniz Hoş bulduk. yayınımıza. S&P 500 2100'ün üzerinde, Nasdaq 5022, Dow Jones yine 18.000'in üzerine yerleşmiş gözüküyor. İyi bir görünüm var gibi evet. Amerikan endekslerinde. Burada dikkat çeken herhalde tahvil faizlerinin de iki seviyesinin üzerinde bir süredir kalıyor olması. Cuma günü iki önemli veri var. İşsizlik, istihdam verisi. E, i̇sterseniz biraz Amerika'yı konuşalım. E, FED toplantısının ardından ne konuşuluyor, ne fiyatlanıyor Amerika tarafı için? Orada tahvil tarafında bir hareketlenme var. 1.85'lerden 2.12'ye kadar yükseldik. Bu biraz rahatsız edebilir mi? Normal koşullarda edebilirdi. Ama Amerika'da düşmeyen borsa icat etmişler sanki. S&P'de, Dow Jones'da, Nasdaq'da öyle ciddi geri çekilmeler görmüyoruz. Büyüme rakamı kötü geldi. Tamam beklentilerin altındaydı ama FED Son toplantısından sonra çok ciddi boyutlarda alım satım yapmaya gerektirecek ya da ciddi pozisyon değişikliği gerektirecek bir şeyler de söylemedi. Söylenmesi beklemiyordu zaten. Ama Haziran ayı kritik, gerçekten kritik. Yani Her toplantı kritik diyoruz ama Haziran ayı gerçekten kritik olacak bence. Artık eğer Eylül'de bile bir faiz arttırım planı varsa Fed'in kafasında buna dair güçlü sinyalleri verecek diye tahmin ediyorum. Bugüne kadar Fed böyle iyimser olanları... Daha fazla coşturacak veya kötümser olanları çok daha fazla karamsarlığa edecek açıklamalar da bulunmadı. Dengede tutmaya çalıştı. Bu denge tabii değişik varlıklarda değişik seyirler sonuç olarak doğuruyor ama bizim gördüğümüz kadarıyla S&P'de çok güçlü bir yükseliş trendi var bu yükseliş trendi de devam ediyor. Şimdi 2100'lerdeyiz. Bir süredir de evet. 2100'lerde oyalanıyoruz. İsterseniz hemen S&P 500 grafiğini de ekrana Akın. getirelim. 2100 zaman zaman altına sarktı ama çok da böyle Düşmedi. ciddi bir düzeltme hareketine varan bir seyir görmedik S&P 500'ün seyrinde. Şu çok güçlü bir yükseliş trendi 2012'den itibaren diyebileceğimiz bir yükseliş trendi. Arada düzeltmeler var. Bu düzeltmelerde hep akıllara gelen acaba bu yükseliş sonlanıyor mu? Bu yükselişin her zirvesinde balon tartışmaları, aşırı yükseklik, fazla bir değer kazanımı tartışmaları. Ama nihayetinde işte çok net bir trend bu. Yani ders kitaplarında okutulacak kadar güzel bir trend. Şimdilerde 2100 seviyesindeyiz. Uzun vadeli yükseliş devam ediyor. Şu trend kırılana kadar. Orta vadeli yükselişte de bir problem yok. Kısa vadeli hareketlerde biraz sıkıntı var. Nedir? Daha önceki dönemlerde olduğu gibi zirve seviyelerin görülüp bir miktar geri çekilmesi. Şimdi de bir miktar geri çekilme ihtimalinden bahsedebiliriz ama bu rakamı biz S&P için 2030 seviyesi olarak görüyoruz. Hatta 2080 diyelim biraz daha yukarı çıkalım. Şuralarda 2080 seviyelerine kadar geri çekilmek çok anormal karşılanmamalı S&P 500 için. 2080'in altına iniliyorsa belki orta vadeli görünümünde bir, bir miktar bozulmadan bahsedebiliriz. Bu sefer şu trend desteğinin test edilme ihtimali bir miktar artacak. Buralarda 1980 civarına gelen, 1850 civarına gelen bölgeler. Ama 1850 seviyesinin üzerinde kalındığı müddetçe S&P 500'de bu yükseliş trendi kendini koruyor olacak. Orta vadede 2080 seviyesinin üzerinde olunduğu sürece yükseliş devam ediyor olacak. Kısa vade için bir miktar geri çekme ihtimali var ama bu trend içerisinde kalındığı sürece biz yeni yükseklerde büyük ihtimalle 2200 seviyesinde göreceğiz. Şimdi şirket bilançoları değerlemeler vesaire yine aşırıla işaret ediyor mu? Ediyor. Bir miktar. Özellikle enerji şirketlerinde, enerji şirketlerinin hisselerinde problemler var. Bu şirketler petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte yatırımlarını azaltıyorlar. Doların değerli hali bazı şirketleri zorluyor ihracatçı şirketleri vesaire. Ama vesaireyle. gerçi bu aralar petrol yükseliyor. Belki o hisselerde bir de bir endekste destekleyen S&P 500'ü ya da endeksleri de destekleyen bir görünüm oluşabilir. 67 dolara geldik. Evet. 45 dolarlardan neredeyse %50'ye yakın bir yükseliş var böyle giderse Brent petrol herhalde 70-72 dolarlara doğru bir hareketten olacak? Bu da tabii enerji şirketleri için iyi haber. şimdi biz bu yükselişin tamamını ekonomik verilerdeki toparlanmayla vesaire satın alınmadığını, satın alınmadığını düşünmüyoruz. Fed'in etkisi de vardı burada. Fed etkisi de ortadan kalkmış değil. Faiz arttırım haberi gelse bile ilk plandaki bir çalkalanmadan sonra istatistiğinin söylediğini ifade ediyorum. ABD borsaları yükselişlerine devam etmiş. İlk önce bir geri çekilme var. Fakat 4 ay sonra, 6 ay sonra, en geç 1 yıl sonra kaldığı yerden yükseliş trendi kendini korumuş. Çünkü bugün biz Fed'in faiz arttırı meselesinden bahsediyorsak toparlanan, güçlenen ABD ekonomisinden bahsediyoruz. Elbette normal koşullarda faizin yükseliyor olması hisse senetleri tarafını bastırır. Fakat bugün Fed faizi arttırırken ana sebebi ekonominin toparlanması, ekonomik aktivitenin daha da canlı olmasıysa hisse senetleri piyasası bundan üzülmez. O yüzden biz ara düzeltmeleri ana trend içerisinde küçük hareketler olarak değerlendiriyoruz. Yeni yüksekleri görürsek de şaşırmayacağız. Evet buradan borsa İstanbul'a dönelim. Az önce Amerika için düşmeyen borsa icat ettiler dediniz. <laughs> Ama borsa İstanbul'a bakıyoruz biraz ivme kaybı var. 87 bine giden endeks 84 binin altına geldi. Şu anda da işte 83.900'leri bin görüyoruz. Bugün zaten çok sıkışık. Evet. Yani endeksteki hareket alanına bakıyoruz. Genelde 83 bin e, 984 bin aralığında gidip geliyor özellikle ikinci seans işlemleri de e, biraz bankalara da satış geldi endeksi de düşüren belki bankacılık endeksindeki o hareket yeniden güç kazanır mı diye soralım dedik çünkü hala kopmuş değil herhalde endeks e, yüksek seviyelere dair giden yolculuğundan 87 binlerin tekrar görülme ihtimali var mı hani bu bir kısa vadeli düzeltme hareketi mi? nasıl bakıyorsunuz bu son harekete? Normal koşullarda tahvil bono piyasasında çift tanelere çıkılan bir dönemde e, dolar TL kurunun hatta sepetin eski zirvelerini dolar TL'de yeni zirveleri gördüğümüz dönemde bu kadar canlı bir hisse senedi piyasaları beklemezdik. Fakat Borsa İstanbul güzel bir performans gösteriyor. E, Mart'ın ilk haftalarında 77.500 civarındaydık. 86.500 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Bu, bu yükseliş döneminde kur yükseldi, faiz yükseldi, her şey yükseldi. Ama bir yorgunluk da var tabii. Yani şöyle bir ana fikrimiz var bizim. Seçimlerden önce 86.500 üzerinde kalmak çok ciddi şekilde sorgulanmalı. Çünkü ne ülke ekonomisinin makro verileri ne şirket tarafında karlılıklar vesaire 86.500'ü bugün destekleyecek güce sahip değil. Bir taraftan evet şu anda pek fazla hissedilmiyor olabilir faizdeki yükseliş, kurdaki yükseliş vesaire ama muhakkak fiyatlamanın geldiği gün biz bu etki hissederiz. Cuma günü 2000 puanlık yaklaşık bir düşüş oldu sert bir düşüş 86.500'den 84.000'e doğru bugün 83.000 civarlarını gördük 84.000'lerde oyalanıyoruz mavi çizgimiz bizim uzun vadeli hareketli ortalamamız bunun üzerinde olmak güzel ama işte görüldüğü gibi bir üzerine çıktık ama tekrar sanki tekrar geri çekiliyormuş bu ortalamaya geri dönülüyormuş gibi izlenim var ben kısa 83 bin 83.000'lere kadar geri çekin olursa çok şaşırmayacağım çünkü bugün yine en son çıkarken 10.25 gördüm tahvilde gösterge faizi evet tarafında... 10.25 Valor bu tarafında işte. 2.70'in altına gelmiyoruz. Ha şimdi 77.500'den e, 77, 87.500'e giderken kur yüksekti de borsa İstanbul prim yapmadı mı? Yaptı ama bunu biz makro taraftan baktığımız zaman çok fazla destek göremiyoruz burada. Büyümemiz vasat, enflasyonumuz geldi yüksek. Kur'un enflasyon üzerindeki etkisi negatif olmaya devam edecek. Merkez Bankası bir puan diyor ama bunun üzeri de olabilir. Seçim dönemindeyiz. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir dönem bu. Seçimden sonraki senaryolar da Borsa İstanbul üzerinde baskı yapmaya devam edebilir. Şimdilik performans gayet güzel. Ama 86.500'ünü beklemek için çok erken. Geri çekilme belki seçim sonrasında pozisyon almayı düşünen yatırımcılar düşünüyorsa varsa onlar için bir alın fırsatı olabilir. Şimdilik dip seviyeleri biz 80.000 civarında görüyoruz. Yani kur yükselse de anlaşılan, kur yükselse de faizde çok olağanüstü bir hareket olmazsa borsa İstanbul 80 bin üzerinde kalacak. İyimser bir senaryoda kısa vade için 83 bin ile 86 bin arasında gelgit yaşayan bir borsa görebiliriz. Ama dönüp dolaşıp yine ABD verilerine bakacağız. Cuma günü tarım bir şey istihdam rakamı vesaire. Orada kış döneminde ABD verileri kötüydü ama yeni dönemde baharla birlikte hatta yazla diyelim bahar yaşamıyoruz. Yazla birlikte ekonomik aktivitede canlanma varsa bu da rakamlara yansıyorsa FED bu durumda çok ürkek davranamayacak algısı biraz daha güçlenecek. Bu da dolara bir miktar daha fazla değer kazandırabilir. Tabi bono piyasasında ABD'de biraz daha yukarı, yukarıdaki seviyeleri görmek mümkün olabilir. Bu da Borsa İstanbul'u baskılayabilir. Ama kötü bir rakam. Bir önceki tarım dışı istihdam rakamında olduğu gibi beklentilerin çok altında bir rakam. Borsa İstanbul için tekrar 86.500 senaryosunu canlandırabilir ama tekrar düşüyorum belki ama 86.500'ün üzerini ben şu anda seçim öncesi dönem için çok yüksek bir olasılık olarak düşünmüyorum. Evet burada tabii kur hareketi dediğiniz gibi belirleyici olacak. Dolar TL'ye dönüp bakalım. Oynaklık, dalgalanma, nasıl e, ifade etmek evet, isterseniz evet. volatilite, hepsi birbirine benzer şeyler e, devam ediyor. İşte Nisan ayında yeni rekor seviyelerin görüldüğü bir aydı. Zaten ondan önceki ayda yeni rekorlar vardı. Geçen e, ay 2.74'lere dayanan bir evet. dolar TL gördük, 2.65'lere kadar bir düşüş gördük. Sonra tekrar 2.70'lerin üzerine çıktı. Bugün de 2.70-2.72 gibi bir aralıkta hareket ediyor. Şimdi Mayıs ayı hem yani içeride seçim beklentilerinin konuşulacağı bir ay daha fazla belki gündemde evet. olacak. Hem de dışarıda Yunanistan başlığı var, işte Amerikan verileri var. Bunları da takip edeceğiz. Yani risk iştahı nasıl bizi destekleyecek mi ona da bakacağız. Kur hareketi için, dolar tl için nasıl bir öngörünüz, tahmininiz var? Mayıs ayı yeni rekorların geleceği bir ay mı yoksa tansiyonun düşeceği bir ay olabilir mi dolar tl için? Mayıs ayı Borsa İstanbul için sat ve git ayıysa ki son 20 yılın 16'sında Borsanın performansı negatif olmuş. Bu kur tarafında bir, bir miktar daha seçim öncesi kendisine sigorta yatırımcılar için ciddi bir alternatif olarak kalabilir. Ocak yeni yılla birlikte işte 2.20 seviyelerinden 2.74'lere kadar bir yükseliş yaşandı. Arada düzeltmeler oldu, geri çekilmeler. Ama dolar tl için de aslında bir trend var, yükseliş trendi. Bu trend korunuyor, bunu da Yeşil çizgi üzerinden takip ediyoruz. Burası bizim uzun vadeli hareketli ortalamamız 200 günlük. Bunun üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler 2.40'lara kadar bile olsa uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Orta vadede belki kısa vadede bir miktar geri çekilme ihtimali var mı? Vardı ama gördük ki geçen hafta kur tarafında yeni zirveyi gördükten sonra geri çekilme yaşansa bile 2.65'in altında kalıcı olamadık. Yanlış hatırlamıyorsam bir gün 2.64'lü bir rakam gördük. Şimdi tekrar 2.70'lerin üzerindeyiz. Burada ee, geri çekilmelerin hepsinin neredeyse tamamının alın fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Biz de aynı kanaatteydik. Yani 2.30'dan bu yana geri çekilmelerin hepsini bir alın fırsatı olarak değerlendirilmesinden yanaydık. Bugün de aynı fikirdeyiz. Bugün de cuma günü verisi işte içeridenki gelişmeler vesaire kur tarafında 2.65'ler hatta 65'lerden aşağı doğru 2.60'lara doğru bir geri çekilme fırsatı verirse bence burada alıcılar tekrar aktif olacak. Bu bu geri çekilme eğer yaşanırsa alıcılar için bir fırsat olabilir. Yoksa bu trend bitti yeni zirveler görmeyeceğiz diyemiyoruz. Bir defa FED Haziran'da bile faiz arttırma olasılığının olmadığını ifade etmedi. Verilerde toparlanma göreceksek dolar endeksi yüksel şu anda 95 civarında. Tekrar 100 hatta 100'ün üstünde görecek. Bu bir yıkım değil. Bu bir facia değil. Bu bir trendti. Yani bunu biz içeriden de destekledik. Fed'in etkisini de aldık. Doların değerlenme sürecini de etkiledik. Şu anda 2.75'ler tekrar görülecek diye tahmin ediyorum. Hatta e, Haziran'la birlikte hem seçim dönemi hem FET toplantısı 16-17 Haziran'da. Bunun öncesinde bir miktar daha sites artabilir. 2.75'in üstünü görebiliriz. E, bu döneme hazırlıklı olmakta da fayda var hala. Ama dediğim gibi olur da 2.65'in altına iniyorsak burada 2.60 civarında ara bir desteğimiz var. Ana desteğimiz 2.54 civarında. 2.55 civarındaki bölgeler. Buraya kadar geri çekilmek ancak çok kötü ABD verileriyle mümkün. ...çok kötü olması lazım. Yani beklentilerin çok çok altında gelmesi Mesela lazım. Mesela bu cuma veriler çok çok kötü geldi. Ee, Sadece o cuma verisi zaman... o da yetmeyecek. Yani Dur. bir tek tarımlı şey istihdam rakamına değil. Geçen ay tarımlı şey istihdam rakamı 126 bin gelmişti. Beklentilerin çok altındaydı ama biz yine rekor kırdık. Sepet yine yüksek seviyeleri gördü. Sadece tarımlı şey istihdam verisi değil. AYSM verisi, PMI rakamları üst üste birkaç verinin böyle kötü geliyor olması lazım ki... ...akılda şöyle bir fikir oluşsun. FED herhalde Haziran ayında şu döngü içerisinde faiz arttırma dair çok güçlü sinyaller vermeyecek. Zaten değerli dolardan da şikayetçi olmaları da gerekiyor şu konjonktüre. Demek ki Eylül'e kadar sarkılır. Seçimleri bitiririz. Yeni hükümetle birlikte Fed'in baskısı Eylül'e kadar da olmayacaksa bir hareket alanı doğar bizim için. O da benim için bana göre şu an için en fazla 250 seviyesine kadar geri çekilmektir. Ama yeni zirve olasılıkları bana göre %50 bir ihtimale daha yüksek. Peki. Euro-Dolar'da da ilginç bir hareket var. 1.1290 yanılmıyorsam Euro-Dolar paritesinin evet. gördüğü en yüksek seviye son günlerde Euro'nun toparladığını görüyoruz. Bugün de 1.1170'ler civarında şu dakikalarda. Daha fazla Euro toparlar mı diye soruyoruz. Çünkü içeride de Euro-TL 3 seviyesine Gördüm geçti. Yani. Euro-TL'de de bu yılın başından itibaren... E, %7'lik bir yükseliş var. %7'yi aşan evet. ve bunun özellikle son dönemdeki hareketle birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. Euro dolar eğer daha yüksek seviyeleri görecekse biz içeride tabii euro TL'de nereye gideceğiz? Nerede olacağız? Evet. Ona da bakacağız. Ne düşünüyorsunuz parite için? Euronun değer kazanması bizdeki ihracatçı şirketler için <laughs> güzel haber. Ama sepeti yukarı itiyor. Yani 3.02, 3.03 herhalde orada 3.10'lara kadar rahatlıkla bir gitme ihtimali var. Çünkü Euro dolarda bir önceki programda da bahsetmiştik. 1.15 seviyesine kadar gitme ihtimalini yüksek ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Biz bunu daha çok seneye sonuna doğru bekliyorduk ama son gelen büyüme rakamı, ABD'den gelen büyüme rakamı hayal kırıklığı yarattı. FED de çok fazla bir şey söylemedi. Bir atak denendi. Cuma günü 1.13 seviyesine yakın bir yer gördük. Şimdi 1.12'lerde oyalanıyor. Bir defa 1.04, 1.05 bölgesinin artık ciddi bir destek olma ihtimali giderek artıyor. 1.10 seviyesi şuradaki mavi çizgimiz üzerinde kalınıyorsa 1.15'e kadar herhangi bir sebeple ihtimali yükselme ihtimali giderek artıyor. Bu Fed'den gelecek açıklamalar, ABD'den gelecek kötü veriler veya Euro bölgesinden gelecek iyi verilerle olabilir. Ama paritenin biraz yükselme, şu ciddi düşüşe bir miktar tepki verme ihtimal isteği var. Şimdi 1.40'lardan neredeyse 1.05'lere gelmiş bir paritede çok ciddi bir yükseliş hareketi mi bekliyoruz? Hayır ama eğer 1.04-1.05 bölgesi destek bölgesi ise dip bölgesi ise buradan en azından kısa vadede 1.15'lere faiz arttırım meselesinin bitmesiyle birlikte belki 1.20-1.22'lere doğru bir yükseliş ihtimali bizce yüksek. Ama şimdilik 1.15 yeter diyebileceğimiz bir yükseliş olacak. Cuma günü gelecek oran rakamlarla eğer kötü bir rakam görürsek tarım işi rakamında vesaire bir 15'er hızlıca test edilebilir. Biz sadece sene sonu beklentimizi biraz öne çekmiş oluyoruz. A ana döngüde aslında hala uzun vade değişen bir şey yok. Uzun vade düşüş trendi devam ediyor. Kısa ve orta vadede bir miktar tepki verme çabası var. Bunu izliyoruz parite üzerinde. Yoksa ana resimde çok ciddi bir değişiklik olmadı. Evet. Ne zaman olacak? Birimi seviyesini eğer aşılırsa o zaman bu görünüm değişiyor diyeceğiz. Peki Yunanistan'la ilgili gelişmeler ki Mayıs ayı bu anlamda da önemli. Kreditörlerle anlaşacak mı? IMF'ye olan borç. Bunun dışında önümüzdeki dönemde hem Avrupa Birliği'nden alabileceği destek hem de IMF'den gelebilecek destek açısından Yunanistan konusu önemli. Ama Euro dolar paritesinde bir Yunanistan fiyatlaması olmadığı yorumları da var. Evet. Yani şu ana kadar ötelendi Yunanistan riskini fiyatlamıyor yorumu var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Yunanistan devreye girerse 9 Mayıs 11, May Mayıs, 11 Mayıs gibi tarihler var. Ne kadar etkili olur parite üzerinde? Yunanistan meselesi hep e, çok ciddi bir problem olarak ekonomistlerce tartışıldı. Ama piyasa aktörleri bunu fiyatlarının içine koymadılar. Çünkü e, trader'ın gördüğü şu, e, er geç Troiko ile Yunanistan arasında bir uzlaşma sağlanmak zorunda. Çünkü iki taraf içinde başka bir e, mantıklı sonuç gözükmüyor. Mantıklı sonuç diyorum. Ama işte... ...Yunanistan başka bir karar alır, Troika başka bir karar alır... ...onları henüz fiyatlamak mümkün değil. Görünen o ki... ...Vorvokis'in devreden çıkmasından sonra... ...Troyka'nın Yunanistan üzerinde... ...hakimiyeti biraz daha artmış gibi gözüküyor. Yani sanki Troika'nın isteklerine... ...ya da koyduğu hedeflere... ...Yunanistan adım adım gidiyormuş gibi gözüküyor. Bu siyasi anlamda Siriza için kayıptır. Seçim öncesi konuşulan şeylerin... ...yavaş yavaş elden çıkması demektir. Siriza'da gerekirse referanduma gidiyor, gideriz deniyor ama... o ki... Evet bir önceki toplantı da kritikti Yunanistan için. 11 Mayıs'taki toplantı da kritik olacak. Bir çözüm olmayabilir. Haziran'a sarkar, Mayıs'ın sonuna sarkar vesaire ama burada bir uzlaşma ihtimali Yunanistan'ın bölgeden çıkması veya borçlarını ödeyememe gibi bir noktaya götürmez diye tahmin ediyoruz. Bize göre tabii ki Yunanistan'ın eğer bu sorunları aşmak istiyorsa default olmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü e, Troika ile anlaşmanın ya da destek almanın sonucunda e, ülke ekonomisi daha iyi bir noktaya gitmedi. Daha kötü yere gidiyor ama şu an için sistem bu şekilde çalışıyor. Uzlaşma büyük ihtimal. Baskı ki Yunanistan tarafından. Yunanistan'ın birlikten çıkması veya default olma meselesi çok ciddi boyutlara ulaşmadığı müddetçe biz paritede normal bu kısa ve orta vadeli hareketlerin devamını bekleyeceğiz ama olur da bir Brexit veya default olma durumundan bahsediyorsak Lehman Brothers'ın etkisinden çok daha büyük etkiyi biz piyasalarda göreceğiz. Ama piyasa evet biraz görmek istemiyor mu? Doğru risk olarak şu anda fiyatlamıyor mu? Evet. Bir süre biraz daha zaman verdi görüşmelere. Gördüğümüz bu. Evet. Son olarak altına bakalım. E, altında yeni bir hikaye var mı? FED toplantısının ardından. Yok hala yok. Çünkü FED piyasalarda e, varlıkların neredeyse tamamına dair onları bir yerden bir yere götürecek güçlü sinyaller vermedi. Hazirana kaldı bu iş. Öyle gözüküyor. Şimdi... ABD'de tahvil bono piyasasında yükseliş var. Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde bu yükseliş çok daha ciddi boyutlarda. Tarihleri gördük şimdi çok ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Bu bir defa altın için çok iyi bir haber değil. Az önce S&P 500'ü gördük. yükselişin devam ediyor. Yani riskli varlıklardan bir kaçış yok. Avrupa borsalarında belki yılbaşından bir yana ilk defa aylık bazda Nisan ayı eksi kapattırdı borsalar ama orada da hala işte bu yükseliş kırıldı bitti diyemiyoruz. Riskten kaçma durumu da yok borsa tarafında gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bu ikisini kaydı, bir araya aldık. Dolarda da dolar endeksinde yüzü görmüştük. 95'lere geldik. Bir miktar geri çekilme var. Ama bu altında bütün bu hikayeler borsalardaki ara düzeltmeler tabi bono piyasası hikayesi vesaire e altını 1207 dolar 1210 dolara kadar yükseltebildi. Yani giderek sıkışan bir altın var. E, yükselişlerde dayanak bulamayan bir altın var. Ya borsalarda çok ciddi bir değer kaybı görmemiz lazım ki bu ciddi değer kaybı artık bana göre %10'un üzerinde olabilirse artık altın anlamlı bir tepki verebilecek. Ya tahvil bono piyasasında tekrar bir geri çekilme görmemiz lazım ABD'lerde tekrar 1.80'lere doğru. Bundan hiçbir olmadığı sürece yükselişler çok cılız ama şu var 1200 dolardan da çok fazla uzaklaşmayan altın var. 1200 dolar civarında dolaşıyor. En son 1184 dolar bırakırken 1184 dolar civarındaydı. 1180 doları kısa vadeli destek yapmış ama 1200 doları aşamayan bir sebeple bu sebep ne olabilir? Cuma günü tarım dışı istihdam bakımı Beklentilerden yüksek gelirse tekrar 1170 hatta 1150 dolara kadar geri çekilme ihtimalini kendi içinde barındıran, yükselişlerde en fazla 20 dolarlık bir marj gördüğümüz, 1220 dolara kadar bir tepki verme potansiyeli olan bir altın var. Yukarı yönde 20 dolar, aşağı yönde 20 dolarlık bir banda sıkışmış, tatsız, görüntüsü çok hoş olmayan ama artık bu bölgeleri dip yapma çabası içerisinde kalmış. Yükselişlere tepki veremeyen bir varlık var. O yüzden burada hala yeni bir hikaye yok diyoruz. Evet bir süre daha yatay seyir izlenebilir evet. o zaman altın tarafında. Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Turan katıldığınız Kendin için, edelim. değerlendirmeleriniz için. Evet bakalım haftanın ilk işlem günü borsadan nasıl kapanacak? Piyasa kapanırken tekrar birlikte olacağız. Şimdi koşalım.